Evet çocuklar. Kısa zamanda çok büyük bir iş başardık. Hepinizi tebrik ederim. Artık bir çalışma grubu olduğumuza göre önce şartları belirleyelim. İlk önce kurallardan bahsedeceğim. Bundan sonra bana artık abi demek yok. Ne diyeceğiz peki Selim abi? Adam abi demeyin dedi. Dakikasında abi dedin Tonguç. Sen de adam dedin. Bu da iyi değil. Adam zaten değil mi? Boş ver Bilge. Zeynep bana laf atmak için söyledi onu. Selim Hoca diyebiliriz. Bak bu olur. Ciddiyetinizi ve konsantrasyonunuzu asla kaybetmeyeceksiniz çocuklar. Zeynep ve Yiğit Efe sene sonundaki büyük yarışa katılmaya hak kazandılar. Bu çok önemli bir başarı. Yarışmaya grup olarak katılmak isteyenler ayrı bir elemeye gidecekler. Ve bu elemeye tam 4 hafta var. Bu elemeyi geçenler büyük yarışa grup olarak katılacak. Düşünsenize çocuklar, bu mahalleyi siz temsil edebilirsiniz. Şimdi, kaç kişiyiz? 5. 7. Selim Bey. Merhaba. Bir maruzatımız olacaktı ama. Maruzat mı? Yanlış kelime mi kullandın? Doğru ama Şahin'in kullanmasına şaşırdım. Buyurun çocuklar, sizinle tanışıyor muyduk? Hayır, maalesef bir türlü fırsat olmadı. Biz de bu mahallede oturan teknoloji bağımlısı, drone sevdalısı, bilgisayar aşığı, kodlama delisi gençleriz hocam. Siz mi? Bu takım mahalleyi temsil edecek dediniz. Ama arkadaşlar bizi aralarına almıyorlar. Öyle mi? Kim almıyor? Yani direkt isim vererek rencide etmek istemem ama Yiğit Efe mesela. Selim abi. Yani Selim hocam. Hiç öyle bir istekleri olmadı. Bugün biz çalışmak için uygun bir yer aradık. Bizimle dalga geçtiler hatta. Kim? Biz mi? Bütün takipçilerimin üstüne emin ederim bir şey yapmadık. Emin ederim diyor ya, yemin diyemedi. Her neyse, geçmişimize bir sünger çekip teknolojiyi hayatımızın merkezine koymak istiyoruz hocam. Gecemizi, gündüzümüzü bu işe vakfetmek istiyoruz. Vakfetmek mi? Söylediğimiz her kelimeyi şaşırmaz mısın lütfen? Affedersin. Çocuklar, arkadaşlarınız gayet makul bir istekte bulunuyor. Bu mahallede yaşadıklarına göre çalışma grubuna katılmak onların da hakkı. Şimdi şöyle yapalım. Yarın okul çıkışı tekrar burada buluşalım. Arkadaşlarınızın takıma katılma isteklerini hep beraber oylayalım. Oylamanın sonucuna göre hareket ederiz. Ayrıca sizden bir isteğim daha var. Yarın herkes şu ana kadar yaptığı icatlardan bir tanesini getirecek. Bunu ilk ödeviniz olarak düşünün. Buna siz de dahilsiniz. Hocam. Bakalım hangi alanlara ilginiz var, hangi alanlarda yeteneklisiniz, bunları göreceğiz. Grup kurallarını sayınız netleşince belirleriz. Hadi bakalım. Şimdi herkes evine. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. İyi günler hocam. İyi günler. Şahin ve Müge grubu alacak mısınız gerçekten? Önceden beri hep uğraşır bizle onlar. Daha çok da Şahin. Çok uzun ve zor bir yol Yiğit Efe. Daha önüne çıkan ilk engelde moralini bozarsan ilerleyemezsin. Hem tüm bu projeler öncelikle ekip işidir. Ekibindeki herkesi sevemezsin ama birlikte yol yürüdüğün herkes sana bir şey katar. Ayrıca daha önce Şahin ve Müge ile çalışmadın. Ama biz böyle iyiydik. Zeynep'le de arada atışıyorsun ama. Gözümden kaçtı sanma. O taktı bana. Sürekli benimle uğraşıyor. Ama teknoloji ilgisi var sonuçta. Proje katkısı olur. Nasıl ya? Seni duymuyorum, seni duymuyorum. Seni duymuyorum. Öyle gidersin işte. Yani bir parkta daha ne kadar kötülük yapılabilir bilmiyorum. Genç adam. Bu mahallede herkes çocukları sever. Yaşlılara da saygı duyar biliyor musun? Öyle mi? Öyle. İyi işte. Bana gerek kalmamış oldu. İyi günler. İyi günler.
Ahmet, ne haber? Aa, siz Ayşe teyzeyle tanışıyor muydunuz? Hangi Ayşe? YTF'nin anneannesi. Biraz önce konuşuyordunuz sanırım. Ay, anneannesi miydi o? Tüm. Alfam olsa işte beni önceden uyarırdı, tanırdım. Alfam kim? Alfam değil, Alfa. Sondaki iyilik eki. İyilik mi Alfam? Ay, ben cahille sohbetimi kesemedim ya. Niye öyle oldu? Siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına okulda? Derste böyle arka sırada halay mı çekiyorsunuz? Bir öğrenci insanı ne kadar bilgisiz olur, onu mu sınıyoruz şu anda? Zaten çocuğun anneannesini bilmeden neler söylemişim, moralim bozuk burada. Aslında size güzel haberlerimiz var. Neymiş? Kurulan gruba kırlangıç adını verdiler. Ve bu kırlangıç grubu dağılıyor. Yemin et. Vallahi. Dün bir, bugün iki. Bir dakika. İki gün devam edemeyecek grubu biz çok mu önemsedik ya? Niye dağılıyorlarmış? Selim Hoca... Hoca demeyin. Bak bir dakika. Hoca demeyin, şunu bir anlaşalım. Altı üstü bir doktora yaptı. Hakemli dergide makalesi yayınlandı. Projesi uluslararası onay aldı. Bir de karşılıksız burs aldı. Aa, adamı küçümseyim derken övmüş oldum ya. Bize bir görev vermişti. Ortaklaşa bir iş yapın diye. Tabii biz de grubu birbirine düşürdük derken tabii bunlar bir şey yapamadılar. Yarın ödevi götüremeyince kırlangıç grubu dağılacak. O zaman... sizinle işimiz bitti. Peki biz ne olacağız? Peki biz ne olacağız? Bana ne ya? Sanki benim umurumdaydı.